Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı AŞEV'inde Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahipleri, kimsesi olmayan, koronavirüse yakalanmış ya da bakıma muhtaç vatandaşlar için dev kazanların kaynamaya, gönül sofralarının kurulmaya başlandığını söyledi. Ayrıca binlerce aileye iftarlık kumanyanın dağıtılacağını da bilgisini verdi. Bolu Belediyesi zorlu pandemi koşullarında dayanışma ve yardımlaşma projelerine devam ediyor. Geçtiğimiz yıl hayırsever vatandaşlarla yapılan işbirliğiyle çok sayıda ailenin yüzünü güldüren Bolu Belediyesi bu yılda bağışlanacak Ramazan yardımlarını gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Koronavirüs testleri pozitif çıkan ya da temaslısı oldukları gerekçesiyle zorunlu izolasyonda kalan vatandaşlara karantina süresi boyunca sıcak yemek sefer taslarıyla evlere servis edilecek. Bolu Belediyesi sınırlarında yaşayan ve hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde 444-2658 numaralı telefondan ulaşabilecek. Bolu Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla Ramazan ayı dolayısıyla zekat ve fitre vermek isteyenler ile gerçek ihtiyaç sahiplerini de buluşturmak için Kardeşlik Köprüsü projesini başlattı. Konuya ilişkin konuşan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir hayırseverlere çağrıda bulundu. Evet, geçtiğimiz yıl pandeminin başlangıcı ile Ramazan ayımızın başlangıcı hemen hemen denk gelmişti. Bu vesileyle biz hemen bir yardım köprüsü, Kardeşlik Köprüsü adı altında bir kampanya başlatmıştık. Bu kampanya inanılmaz rakamlara ulaştı. İnsanlar gerçekten Bolu halkı çok yardımsever bir halk. Bizim Bolu Belediyesi'ne ulaşarak dediler ki bizler yardım yapmak istiyoruz. Gerçekten işsiz kalanların sayısı da çok çok fazlaydı o dönem içerisinde. Biz geçtiğimiz kendi ölçeğimiz içerisinde, kendi büyüklüğümüzdeki diğer illere oranla Türkiye rekoru kırmıştık yardım yapma konusunda. 30 binin üzerinde aileye yardım kolisi ulaştırmıştık. Bu yıl aynı şekilde Ramazan başlangıcı ile birlikte Kardeşlik Köprüsü adı altında yeniden bir yardım kampanyası başlattık. Yardım yapmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü olabilir ya da belediyemizin herhangi birbirine, herhangi bir kişiye kimi tanıyorsa ona söyleyebilir. Biz nasıl yardım yapması konusunda o kişilere gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Kültür Sosyal İşler bünyemiz içerisinde de Ramazan kolilerimizi, yardımlarımızı dağıtmaya başlıyoruz. Bugün itibariyle başladık. Bolu'da birçok vatandaşın yardım etmek istediğinin altını çizen Özdemir, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine hem sıcak yemek hem de iftar yemeği ulaştırdıklarını belirtti. Bu konuyla ilgili de gerçekten Bolu halkı çok duyarlı. Çok sayıda yardım yapmak isteyen vatandaşımız, arkadaşımız var. Ben geçtiğimiz yıl belki rakamlarına ulaşamayız ama ulaşır mıyız bilmiyorum. İnşallah ulaşırız. Ulaşamasak da Bolu'da yoksulun diyen, ihtiyacım var diyen her aileye yardım kolisi ulaştırmak için elimizden gelen çalışmalara başladık. İnşallah ulaştıracağız. Sıcak yemekle ilgili, iftar yemeğiyle ilgili biz zaten yılın 365 günü iftar yemeğini yoksul, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla tabii daha önce AŞEV'imiz şöyle çalışıyordu. AŞEV'in bünyesi içerisinde biz bu yemeği veriyorduk. Evlere ulaştırmıyorduk ama şimdi pandemi dolayısıyla kapatılınca AŞEV'imiz gerekli bulaşıcı hastalıkların bulaşmaması nedeniyle biz hemen dedik ki biz bunu durduramayız. Bu ilimizde gerçekten ihtiyaç sahibi, yemeğe ihtiyacı olan, kendi yemeğini yapamayan, kendi ihtiyacını karşılayamayan, yemek ihtiyacını karşılayamayan ailelerimiz var. Ne yapabiliriz dedik. Biz evlerine kadar ulaştıralım istedik. Bu konuyla ilgili çalışma yaptık. Yılın 365 günü zaten sıcak yemeklerimizi belirlediğimiz, bizim tarafından tespit edilen, bize başvuran vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Ramazan ayında da yine aynı şekilde bu vatandaşlarımıza hem sıcak yemek itibariyle hem de iftar yemeği itibariyle yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz.